Anadolu Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Bugünkü durağımız Kağıthane'de bulunan Entegre gruptayız. Yanımızda işletme sahibimiz Yaşar Bey bulunuyor. Yaşar Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Bizlerdeyiz. Yaşar Bey, biraz sizi tanıyabilir miyiz efendim? Tabii Yaşar Bey 1978 doğumlu. Kastamonu doğumlu. Evliyim, 3 oğlum var. 98'den beri hizmet sektöründeyim. Şimdi son 11 yıldır da kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu budur. Peki biraz da Entegre grubu tanıyabilir miyiz? Entegre grup, çalıştığım yıllarda ben kendi işimi yapma hayalim vardı. Biraz araştırmayı çok seviyorum. İnternet üzerinde araştırmayı çok seviyorum. Değişik bir isim olsun dedik. Yumuşak bir isim olsun dedik. Evet. Entegre kelimesi çok fazla kullanılan bir kelime. Herhangi bir yapıyı bozmadan ona entegre olabilme özelliği ve bütünleştirici diye. Evet. Yani bir şey, herhangi bir yapının özelliğini bozmadan onunla bütünleşebilme anlamına geliyor biraz da. O yüzden bu kelimeyi seçtik. Çok güzel. Peki sektöre girişiniz nasıl oldu? Sektöre girişim 98'de ilk oldu. Karusel Alışveriş Merkezi'nde başladık. Tuvalet temizliğiyle başladık. O da sağ olsun değerli müdürlerimiz sayesinde başladık. O sıra bir askere gittik, geldik işte. Sonra geldik, yanında Acıbadem Hastanesi açıldı ve devam ettik. O şekilde devam etti diyorsunuz. Peki verilen hizmetlerimizden biraz bahsedebilir miyiz? Çünkü çok geniş kapsamlı bir grup. Sizden duyalım. Evet, temizlik denince bir sürü şey geliyor. Ev temizliği de bir temizlik, ofis temizliği de bir temizlik, baca temizliği de bir temizlik. Biz ilk yıllarda ev temizliğine biraz yoğunlaştık. Bu aralar ev temizliğini, son bir yıldır ev temizliğini açıkçası bıraktık. Daha çok ofis temizliğine yoğunlaştık. Otellerden çok ciddi talepler gelmeye başladılar. Kalifiye eleman konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söylediler arkadaşlar. Bu yana biraz yoğunlaştık. Ondan sonra otopark temizliği yapıyoruz. Dış cephe cam temizliği yapıyoruz. İç cam temizliği yapıyoruz. Gibi yani biraz daha profesyonel konularda hizmet vermeye başladık. İyi de gidiyor. Temizlik malzemesi satışına bu önümüzdeki 2023'te başlamış olacağız Ocak ayı itibariyle. Ama burada normal ev kullanıcılarına yönelik değil, daha çok profesyonel ürünler. Kurumlara hitap ediyor yani. Evet, kurumlara biraz daha hitap edeceğiz. Sektörde temizlik şirketi kurmak isteyen arkadaşlara Anadolu'da çok ciddi yardımlarımız oldu. Biz diyorlar şirket kuracağız burada. Ne yapalım, ne malzemesi alalım? İşte ev temizliği yapacağız, banyo temizliğini nasıl yapacağız? Parkedeki tozu kaldıramıyoruz. Yani burada danışmanlık hizmeti de veriyorsunuz yani anladığım kadarıyla. Yani, bir tane hem de danışmanlık hizmeti veriyoruz hem de malzeme yönünde çok ciddi talepler oldu. Bir belli firmalar var bu yönde dünya çapında işte Ecolab, Lever gibi firmalar var. Bunların ürünlerine ulaşmakta hangi ürünün hangi noktada lazım olduğunu tabii bilmeyen arkadaşlar var. Bu konularda daha çok biraz daha destek çıkıyorsunuz evet. Yani. Çok güzel efendim. Peki çalışma saatlerimizden bahsedebilir miyiz biraz? Hizmet konusunda çalışma saatinde bir sınırımız yok. Yani 7-24 saat hizmet veriyoruz. Kaç personelle peki hizmet veriyoruz? Kendi bünyemizde şu an aktif olarak çalıştığımız 30-35 personelimiz var. Ama bu 35 personelle sınırlı değil. Herhangi bir açılışta olsun, organizasyon işlerinde olsun 200 personele, 500 personele kadar çıkabiliriz. Çünkü yaklaşık 24 yıl oldu sektörde. İstanbul'un hemen hemen her noktasında bu konuda destek alabileceğim arkadaşlarım var. Durum bu şekilde.
Yani şöyle de hatta bir şey, az önce söylediğiniz hatta otellere personel tedariği yapıyorum diye söylediniz. Bu çok önemli bir detay bence. Mesela organizasyonlar oluyor otellerde, toplantılar, yemekler oluyor. Bunlar için acil personel ihtiyacı doğuyor. Dolayısıyla siz de yardımcı oluyorsunuz. Personel daha çok yardımcı oluyoruz. Çünkü bazı kafileler geliyor, işte sayısı %50, %60 iken bir anda %100 doluluğa ulaşan oteller oluyor. Kendi personel sayıları yetmediği zamanlarda biz de ekstra bu işte uzman personeller talep ediyoruz. Destek sağlıyorsunuz, evet. Çok güzel bir şey bu. Peki efendim, rezervasyon durumu nasıl olsun? Yani müşteriler siz ne zaman arasın, kaç gün öncesinden rezervasyon alma durumunda? Şöyle, mesela anlık işler oluyor. Nedir? Bir yağmurda evini su basabiliyor, işte yangın çıkabiliyor. Burada evin acilen temizlenmesi gerekiyor. Veya yurt dışından çok acil misafiri gelebiliyor. Böyle durumlarda bize hemen ulaşabilir. Ama süreklilik arz eden hizmetlerimizde tabii biraz zamana ihtiyacımız var. O bölgede kendilerine hizmet vereceğimiz lokasyona yakın bölgelerden personel ayarlıyoruz ki ileriye dönük sıkıntı yaşamayalım. Hem ulaşım kolaylığı da sağlar bu. Yani evet. Peki Entegre Grup olarak misyonumuz nedir acaba? Geleceğe nasıl bakıyoruz? Entegre Grup olarak çok fazla hızlı büyümemeyi planlıyoruz. Çünkü hızlı büyüyünce hızlı da düşüş oluyor. Bu konuda arkamda yetiştirdiğim oğullarım var. Onlara da çok ciddi bir iş bırakmak istiyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda çeşitli illerde de şubelerimiz olacak. Ben de ondan tam bahsedecektim şimdi. Hizmet verdiğimiz il ve ilçeler nereler acaba? Hizmet konusunda şöyle anlık hizmetlerde diğer illere ulaşımımız biraz daha zor oluyor ama düzenli hizmetlerde örnek benim işte sabit ofisine personel istiyor veya fabrikasına düzenli her gün düzenli personelim gelsin. Ben bundan aylık fatura keseyim diye müşterilerimiz oluyor. Bununla hani Türkiye'nin herhangi bir ilinde hizmet verebiliyoruz. Mesela 2018 yılında kendi memleketim Kastamonu'nda maden fabrikası açılmıştı. Burada hizmet verdik. Ankara'da hizmet verdik. İzmir'de yine hizmetlerimiz oldu gibi. Yıl dışına da hizmet veriyoruz ama bunun için öncelikle size ulaşmaları gerekiyor. Peki Yaşar Bey, insanlar neden Entegre Grubu tercih etmeli? Şöyle, biz bu işin özünden geliyoruz. Yani çıraklığından geliyoruz. Yaklaşık 24 yıl oldu bu sektörde hizmet vereli. Niye bizi tercih etmeli firmalar? Milyonlarca liralık yatırım yapıyor. Evini yapıyor, ofisini yapıyor. İşte mobilyalar ve diğer şeylerde yanlış kullanılan kimyasallar neticesinde çok ciddi zararlar ve yani ürüne deforma verdikten sonra bir anlamı kalmayacak. Yani evet. Biz hizmetin yanı sıra